Yeniden merhaba. Ne güzel değil mi? Hoş geldin ey şehri Ramazan. Bugün yine beraberiz. Bugünkü kıssadan hissemiz Mevlana, Hazreti Davud Aleyhisselam ile Lokman Aleyhisselam arasında cereyan eden buna benzer bir hadisedir. Lokman Aleyhisselam bir gün Davud Aleyhisselam'ın yanına uğramış. Onun demirden halkaları birbirine geçirdiğini görmüş. O zamana kadar zırh yapma sanatını görmediğinden Davud Aleyhisselam'ın bu işine taaccup etmiş ve kendi kendine acaba neden bu halkaları birbirine geçiriyor diye düşünmüş. Bunu kendisine sorayım mı, sormayayım mı diye tahayyül etmiş. Fakat sonunda sabretmenin daha evla olduğunu düşünerek bu merakından vazgeçmiş. Mevlana, Lokman Aleyhisselam'ın dilinden konuya şöyle devam etmektedir. Bir şeyi sormayınca sana daha çabuk açılır. Sabır kuşu her şeyden daha süratli uçar. Eğer sorarsan matlubun daha geç husule gelir. Kolay bir şey senin sabırsızlık göstermenle müşkil olur. Lokman sükut etti. O esnada Davut'un sanatıyla yapılan zırh da tamam oldu. Davut o zırhı bitirdi ve kerim ve sabırlı olan Lokman'ın karşısında üstüne giydi. Giydim. Bu savaşta yararlanmak için giyilen iyi bir elbisedir. Lokman da dedi ki, sabır da iyi nefeslidir. Nerede bir gam, keder varsa onun gidericisidir. Cenab-ı Hak sabrı Hakk'a yaklaşmış ve bir bir arkasından zikretmiştir. Ey fülan, Vel As suresinin sonunu dikkatle oku. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya, yani müessir ve faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Bu mısralarla Mevlana, Salik'in seyr-ü sülük esnasında karşılaştığı sıkıntılara karşı göstermesi gereken sabrın önemini ve faydalarını açıklamakta ve delil olarak da Asr suresini zikretmekte ve Allah'ın sabrı hakla birlikte zikretmesinin onun önemine işaret edildiğine dikkat çekmektedir. Hazreti Peygamber buyurdu ki, tabiatında sabır olmayan kimseye Allah kemali iman vermemiştir. Kalın sağlıcakla.